Merhabalar, şu an Ünye Devlet Hastanesi önündeyiz. Plastik cerrah Ayhan Sönmez'in gitmesi istemeyen hastaları eylem yapıyorlar. Tedavisi yarım kalanlar var, tedavisini tamamlayamayanlar var. Çoğu da sabah mecburi taburcu olmaktan dolayı gitmek zorundalar, kaldılar. Merhabalar, Ayhan Bey'in gitmesini protesto ediyorsunuz. Evet. Neden böyle tepki verdiniz? Tepkiniz ne? Burada açıklar mısınız? Birçoğumuzun açıkta olan hastaları var şu anda. Yatmakta olan, ameliyatı yarım kalan, tedavileri yarım kalan. Ve bu süreçte gerçekten Ayhan Bey'e ihtiyaç duyan bir sürü hastamız kaldı. Evet. Hastanede tedavisi hala sürmekte olan hastalarımızın nereye gideceği bile belirsiz. Evet. Başka hastaları düşünürken buradaki hastalar neden düşünülmüyor? Evet. Hastanede bir tane doktor olmaz da iki tane doktor olur, birini gönderirsiniz. Ama sadece koskoca Ünye'de bir tane plastik cerrah varken ve bu kadar hastası varken bu doktorun buradan gönderilmesi doğru bir davranış değil. Bizleri de düşünmeleri gerekiyor. Elimizin bugün ameliyat oldu. Ediyoruz. Bir hafta sonra doktora muayene olması gerekiyor. Fakat doktor 45 gün sonra buraya geri gelecek. Ben kime gideceğim? Ameliyatı yapan doktorumuz burada değil. Evet. Bize bir çözüm kim olacak? Evet. Eşimin kemiğe inen bir enfeksiyonu var. Enfeksiyonu henüz geçmedi. 15-20 günlük tedavi süreci var. Şu anda doktor bey yarasını kapattı ama farklı bir doktora sevk etti. Onlar takip edecek. Yani kendi doktorum varken başka bir doktorun takip etmesi neden? Peki. Bizim de kontrollerimiz var. Daha hastanede yeni taburcu olduk ama tedavimiz devam etmekte. Şu an ben de ilgilenemeyeceğim. Bir başkasını bulun, biz kimi bulacağız? Kemiğe kadar geçmiş bir yara enfeksiyon var. Evet. Bu doktor biliyor, başka bir doktor bilmiyor. Ne yapabiliriz? Bizim hastalarımız ölürken başkaları kurtarmak doğru bir şey mi? Evet. Bir başka hasta doktor olmuş olsa hadi neyse o da doktor diyeceğiz ama doktor yok. Ha, tek doktor olmasından evet, dolayı tek doktor olmasından sıkıntı yaşanıyor. Biz memnunuz. Doktorun hatta damadım ölümden dönderdi. Öyle mi? Evet. Sizin... Ölüme kadar gitmişti. Oradan dönderdi. Memnunuz. Ben de katılıyorum. Ayhan Hoca ayağımı ve hayatımı borçluyum. Hatta resimlerini de verebiliriz. Kendisinin burada istiyorum. Ya öyle bir doktor Ünye'mizde bulunması gerekiyor. Yani Ünye'li olarak da doktorumuza sahip çıkalım diyor. Yoksa 10 aydan beri şu anda ölü olacaktı. Resim, ha? Evet, resimlerini de verebiliriz. Yapılan operasyonları da verebiliriz. Evet. Biz gitmesini istemiyoruz. Biz Aynen doktorumuzun gitmesini istemiyoruz. Bizim şu anda iki tane hastamız tedavi görüyor. Bursa'dan gelen hastaları. Evet. Bursa'dan. Siz Bursa'dan mı geldiniz? Evet, Bursa'dan geliyorum. Eşiniz daha önce farklı doktorlara da gitmiş. Evet, daha önce İstanbul'da ve Bursa'da farklı doktorlara da gittik. Yani sadece yaraya bakıp krem verip gönderdiler. Hiçbir şekilde ilgilenmediler. Ayhan Bey görür görmez direkt hemen ameliyat dedi. Ve ameliyat etmeden önce de enfeksiyonu temizlemeye çalışıyorum dedi. Yani tedavi sürecindeyken birdenbire yani evet dedikleri gibi iki doktor olur gönderebilirsin ama tek doktor varken gönderemezsin. Evet. Bizim tedavilerimiz ne olacak? Bu zihniyete bizim... bir anlam veremiyoruz. Tek doktor hastaneden gider mi? Tek bir soru. Tek bir doktor hastaneden gider mi? Biz hasta değil miyiz? Biz doktorumuzun gitmesini istemiyoruz. Gitmesini istemiyoruz. Bizim tedavilerimiz yarım. Biz bir başkalarının iyileşmesi anlamında biz hastalarımızı nereye götüreceğiz? Yok ki bu başka yani doktor başkalarına gidelim. Akar damarı kopmak üzere gelen bir hastayı doktorla oraya gönderirlerken bu hasta oraya giderken ölümden ölür diyerek saat 5.30'da ameliyat etti. Ki yarın yola gitmesi, bugün yola çıkması gereken insan görevlendirmeyle. Görevini sonuna kadar layık bir şekilde yapan. Bugün de gene birçok hastası vardı sanırım bu durumdan dolayı. Bugün normalde tedavisi yapması gereken tüm ameliyatlarını yapıp öyle gidiyor ki kendisinin bildiğim kadar 3 aylık bir çocuğu var. Çocuğuyla son gününü geçirmesi gerekirken gene hastalarıyla ilgilendi. Evet. Birçok hastası pandemi dolayısıyla beklemediği için gitmek zorunda kaldı. Ve evet. Mecburen taburcu olup gittiler. Burası sabah çok kalabalıktı, siz yetişemediniz.
Evet. Burada birçok hasta mecburen gitmek zorunda kaldı. Yapmayın bunu bize. Ünye Devlet Hastanesi'nde ilk kez bir şey gerçekleşiyor. İlk defa bir doktorun arkasından gitmemesi üzerine eylem yapılıyor. Bu Ünye Devlet Hastanesi'nde ilk kez oluyor yanılmıyorsam. Daha önceleri de çok doktor gitti ama Ayhan Sönmez için insanların toplanması gerçekten düşündürücü. Alkış bile yapamıyorum bak, adam elimi açacaktı, benim alkış bile yapamıyorum ben. Evet. Sen elektrik çarpması dolayısıyla hayata döndürdü Ayhan Bey. Ablacığım neler çektin sen ya. Tekrar yineliyorum, Ünye Devlet Hastanesi'nin ilk defa bir doktoru gönderilmek istenmiyor. Çünkü insanlar gerçekten yönetimden de doktorlarından da çok memnunlar. Böyle bir eylem yapıyorlar. Doktorlarının gitmesini istemiyorlar.